Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Sizden Gelenler serisiyle daha karşınızdayız. Bugün çok tatlı bir desteği inceleyeceğiz. Bu desteği bana ulaştıran Kaneki Rodin'e çok teşekkür ederim. Şimdi kendisinin destesini inceleyip eksiklerini, güzel yanlarını göreceğiz. İsterseniz desteği şöyle bir göstereyim. Lifesteal'le, yani sömürgeyle Nexus'u ayakta tutup Ledros atıyoruz anladığım kadarıyla ve bunu Karma'nın büyüleriyle destekliyoruz. Yani cringe bir deste, hoşuma da gitti açıkçası. Desteği de, yani nasıl diyeyim, eksik bulduğum birkaç şey var. Şöyle, early game'de agro destelere karşı biraz zayıf kalıyor. Onun dışında çok büyük bir problem yok ama dediğim gibi agro destelere karşı biraz sıkıntı yaşatıyor. Çok fazla birlik yok ya da denk gelmiyor. O yüzden elinizde kart birikmesi, büyü birikmesi biraz sıkıntı yaratabiliyor. Onun dışında çok fazla bir sıkıntısı yok. Cringe ve oynanması zevkli bir deste bu arada. Şimdi Közcü ve İonya'yı yollayayım. Çünkü dediğim gibi başlangıç olarak hani early game'de çok fazla elimizde seçenek yok. Çok fazla birlik yok. Bu yüzden biraz sıkıntı çıkarıyor. Olabildikçe düşük bedelli şeyler seçmeye çalışıyorum. Ejderha sessiz adımlarla yaklaşır. Mesela bu kara suları ölüm işaretiyle kombinlemiş. Ama yani ölüm işareti gelmeyince lifesteal'de çok işe yarıyorlar ama birlik olarak biraz geri kalıyorlar. Birkaç tane daha ufak birlik takviye edilebilir buna, öyle söyleyeyim. Karşılaşacak. Kılıcımla can verecekler. Burada hücre işe yarar işte. Ailesini koru. Hiç fena olmadı. Ben karanlıktaki hançerim. Bu da pek güzel oldu diyemeyeceğim. Şimdi kara su atıp tehdit edebilirim. Ama bu sefer de saldırmaz. Ne yapsak? Bence dürteyim ya, yoksa çok hasar yiyeceğiz. Şu şekilde saldıracağını pek sanmıyorum. Aynen. Nasıl bir şey yapsak? Karma'yı çıkalım. Bir gücü kısıtlıyorsun. Amaçsız güç değildir. Biraz büyü biriktirmeye bakacağım. Single combat mı? İonya. Sizsiz olun. Karma'yı elinizde savunacak bir büyü ya da büyü manası yokken atmayın. Az önce harbiden hata yaptım. Sadece biraz Közcü'ye güvenerek yaptım da. Sonuçta hata hatadır. Bize 5 hasara mal oldu. Yani şu an atabileceğim bir şey de yok. Ama boş geçmek de istemiyorum. Şunu çıkayım da. Oynamayacağım bunu, dursun. Mana boşa gitmesin diye attım. Ah, come on. Yatsıyacağım. Bu
Şaka mı bu ya? Yanlış efendinin hizmetindeler. Bir 10 hasar daha çıkar. Şuna koyayım bari de. Can çeksin. Ben gölge hakkımız olanı alacağım. İşte öyle hasarlarda sıkıntı çekiyor desin. Şimdi biraz toparlayabiliriz. Tek karma olduğu için közü biraz iş yapacak. Lifesteal de toplayabiliriz. Yani öyle de bir şekilde hayatta kalın, gerisi geliyor zaten. Adam bütün single combatlarını karmaya saklıyor herhalde ya. Sesin çağrısı yine iş yapmayacak ya. Bir de standalone bastık. Artık... Acıları kısa sürecek. Çok suretim var. Recall boynumuzun borcu oldu yani. Ya yatsımanı kullanırsan öyle olur. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz beyler. Yeşeren tohumlar. Atalım. Fena değil. Artık biraz da can çalmanın vakti geldi. Çık çıkarmadan. Şöyle çarşıyı bir karıştıralım. Gerçek bir ustayım. Şu anda da artık çok fazla sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Huzur içte başlar. Ve aydınlandık. Dediğim gibi öyle de biraz zorladı ama şimdi çevirdik işte. Yapsak karmayı öldürtebilirim. Yani sisin çağrısıyla geri çağırabilirim ama 7 hasar yiyeceğiz. Örümceği öldürtmemem lazım. Yoksa karma riske girebilir. Karmayı öldürüp geri çağıralım bence. Örümceği mi öldürüp geri çağırsak? 7 de çok vuruyor be. Bir sonraki yaşama. Deney falan yoktur elinde inşallah. Büyü çekti. Ver karmayı, bak şurayı şenlendirelim. Yo. Arkadaş yetmedi mi ya? Kaç tane standalone attı bu ya? Şaka mı bu abi? Sessiz. Gideceğim yol belli. Yürek gözden daha çok şey görür. Harbiden sinir etti ya.
Ama bu Zed'le bu oyunu kazanamayacak yani. Aha. Közcü daha. Döndükçe yeniden yanarız. Hadi bakayım. Düşündüm. Al. Artık varım. Salim kafa, kararlı el, yılmaz yürek. Normalde çürüten çığlık atacaktı ama. Güç ve inanç. İşte böyle sur verirsin. Sadece dedilerin oyun mu oldu ya? Sinir etti adam beni. Bir maç daha girelim. Az çok anlamışızdır. Destenin eksiklerini, oynanışını. Biraz şeyi hatırlattı bana. Aydınlanma destelerini hatırlattı. İşte Anivia Warmadır falan. Hani o tarz bir şey. Hayatta kaldıktan sonra gerisini getiriyorsunuz. Ama lifestyle'le... Lifestyle'a dayalı yani hayatta kalmaya dayalı bir karma destesi görmemiştim harbiden. Güzel oldu. Oynayışı da güzel. Deste de zevkli. Kaneki'ye tekrar teşekkürler. Bu arada Instagram'dan yazıyorsunuz. Instagram isminizle hitap ediyorum o yüzden. İsterseniz gerçek adınızı da belirtirsiniz. Ne yapsak? Birlik yok işte birlik. Şaka mı lan bu? Aynısının laciverti geldi. Gerçekten buradayım. Bu arada sizden gelenler serisi bayağı ilgi gördü. YouTube'dan, Instagram'dan, işte mail yoluyla sürekli yazıyorsunuz. Çok teşekkürler ilginiz için. Bütün desteleri tek tek inceleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Yani arada gözden kaçırdığım olmayacak. Hepsini listeledim. Hepinizin destesine tek tek bakacağım. Sadece bu biraz zaman alacak. O yüzden birazcık sabırlı olmanızı istiyorum sadece. Ama söz hepinizin destesini tek tek inceleyeceğim. Tek tek hepsini burada oynayacağız, analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Gece çöküyor. Ayrıca ilginiz için tekrardan teşekkür ederim. Çok fazla talep geldi. Bu da beni çok mutlu ediyor. Neden bu destenin karşısına sürekli single combat gelmek zorunda? Sesin çağrısını harcasam. Bir tane harcayayım ya. Open Attack'ta 5 hasar istemiyorum. Evet, kart da çektik. Fena olmadı. Acemi er emrinizde. Yani bir Citria'ya hücre atmak da pek mantıklı gelmiyor. Gerçek bir savaş. Kaçamazsın. Yani şimdilik böyle kurtulabiliriz anca gibi. Daha fazla sesin çağrısı harcamayacağım. Yine Early'de sıkıntı yaşadığımız bir zaman. Biraz can çekmek gerekecek. Tek kişilik yıkım ekibi. Allah Allah. V'yi koyar mı? Koymaz. Bence de koymaz. Çünkü neden koysun? Diyorum ki
Şuraya bir Runation yakışmaz mı ya? Kaçıncı turdayız? 6'ya girdik. Open attack yapmazsa direkt vururum kafasına. Asker, toplan. Hiç affetmeyeceğim. Zaten İonya'da değil. Hiç affetmeyeceğim abi. Çünkü şu an bunları karşılayacak birlik yok elimde. Bu arada afet çok güzel denk geldi. Gölge adaların güzelliği. O kadar hasardan kurtulduktan sonra da iki vursun yani. Bu arada Des de benim gibi dikkatsiz bir şekilde karma oynayanlar için gayet iyi. Arkanızı topluyor yani. Közcüler olsun, sesin çağrısı olsun. Okey. Şunu bir geçelim. 10 kartımız olacak ama bir şeyler çıkmamız gerekecek. Hatta nasıl bir şey yapsak? Şimdi karmayı çekip 8 hasar verecek ama biraz fazla. Dalıyorum. Evet, az öncekinden dersini almış arkadaş. Wow. Geliyor beş kardeş. Evet, 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 bitir bütün mananı. Hadi. Tamam. Hay. Korktum. Atrocity almışım, korktum. Ne oluyor diyorum. Başka çaremiz yok değil mi? Yok zaten. Bu V'yi aradan çıkardık çıkardık. Ölmedi. Ya moruk hiç uyarmıyorsunuz ya. Oğlum adam dayanıklı lan. İki hasar iki hasar yedi ya. Abi bu tamamen benim taktiksel hatam ya. Bu harbiden benim taktiksel hatam. Düşündüm. Artık varım. Salim kafa, kararlı el, Yılmaz Yürek. Gölge atsak mı? Ya şu an atabileceğim bir şey yok. Gölge atıp da sırayı salayım, ne yapayım? Çok fena hasar yedik ya. Buradan döner mi sizce? Really? Bıraksam karşılayabilir miyiz? Alacak karmayı kesecek. Bırakalım. Karmayı tekrar çağırabilirim. Sorun değil. Ay senin ayıcığın al. Al. Denayları da eve götüreceğim herhalde. İlk elden adalet. Kımıldama. Saldırmayacak herhalde. Tabii.
bunları koymamı bekleyip şey yapacak. Ama saldırı sırası yine ona geçecek. Ben saldırmasını bekliyordum ya. Tamamen ona göre plan yapmıştım. Ruhum doymak bilmez bir ateş. Gücüm artık bir gelik. Ledros geldi sonunda. Kokuyu aldın mı? Kavga kokusu. Ledros çıksak mı? Yoksa biraz daha kendimizi garantiye mi alsak? Ben Ledros'tansa şu an közlü çıkmayı tercih ediyorum ya. Aaa karma ölmüştü ki. Benim iyice beynim karıştı ya. Bu oyunu kaybetmeyi tamamen hak ettim ya. Ama kaybetmeyeceğiz. Şu an büyük ihtimal videoyu izlerken linç ediyorsunuz beni. Olabilir oğlum, insanlık hali. Allah Allah. Başınızın belası geldi. Kimse aç kalmasın. Karanlıktan çık gel. Karma da ölecek. Mecbur ölecek. Böyle sanlar. Dur bakalım, yapacağız bir şeyler ama. Elindeki son kart bariyer falan değildir inşallah. Şu V'nin aradan çıkması lazım. Göz göz oldu. Fedai vuruldu. İyi yırtmışız. Bununla artık karma deneyeceğim. Ne yapacağım? %33 şansımız var. Gelir mi? Ulan gerçi ben şanssızım. Gelmez. Aha geldi lan. Moruk, sizin şansınıza geldi o zaman. Başka açıklaması yok. Kendimi kaybetmeden bu deliliğe son vermeliyim. Ruhların çektiği acı yeter. Comeback mi geliyor? Şunların suratını dağıtıverelim hele. Yoluma çıkanlar yenilecek. Comeback mi geliyor? Comeback geldi. Beste iş yapıyor beyler. Evet. Bugünlük de sizden gelenlerle sizlerle beraber olduk. Tekerleme gibi oldu. Bir sizden gelenler bölümüyle daha beraberdik. Desteği beğendim. Kaneki'ye tekrardan teşekkürler. Dediğim gibi deste gayet güzel. Denemek isteyenleriniz için de kodu aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi tek eksiği yanı early game'de biraz zayıf olması. Belki birkaç şey çıkarıp onun yerine early'de tutacak düşük manalı adamlar koyabilirsiniz. Onun dışında early'yi geçtikten sonra bir 6-7 manaya ulaştıktan sonra deste akıyor gidiyor zaten. Gayet de güzel olmuş. Ve oynaması da zevkli bir deste. Öneririm. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sırayla bütün desteleri inceleyeceğim dediğim gibi. Şimdilik veda ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.